Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek anavatanımız Türkiye'den, gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kıymetli izleyicilerimiz, bu yayınımızda Almanya başta olmak üzere Avrupa'da yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir konuyu ele alacağız. Eğer siz de Avrupa'da yaşıyorsanız, özellikle de kiracıysanız, biraz sonra anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar takip ediniz. Nasıl bir tablo bundan sonra sizi bekliyor? Geçimle ilgili, hayat şartlarıyla ilgili çok çok önemli bilgiler vereceğim. Bunun yanı sıra yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı sevindirecek olan bir haberi sizlerle paylaşacağım. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de emekli maaşı almak istiyorsanız biraz sonra anlatacaklarımı lütfen dikkatlice takip ediniz. Özellikle hanımlara sesleniyorum. 40 yılda bir ayağınıza gelen büyük bir fırsat var. Sakın ola ki bu fırsatı kaçırmayın. Geçmişte ister Türkiye'de sigortanız olsun ya da olmasın önemli değil. Artık siz de Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Peki hangi adımları atmanız gerekiyor ve Türkiye'ye gitmeden işlemlerinizi nasıl yaptırmanız gerekiyor? Bunların hepsini az sonra detaylı bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Değerli izleyicilerimiz, Almanya'daki kiralarla ilgili olarak çok çok önemli bilgiler paylaşıldı. Yapılan araştırmaya göre Almanya'da son bir yıl içerisinde kiralar ortalama %16.7 oranında yükseldi. Peki en pahalı şehirler hangileri? Metrekare fiyatına baktığımız zaman değerli izleyicilerimiz, en pahalı şehir Münih. Metrekare fiyatı Münih'te ortalama 20.12 euro. Münih'i 17.61 euro ile Berlin izliyor. Ardından ise 3. sırada Frankfurt geliyor. Frankfurt'ta metrekare fiyatı, kiralık evlerin metrekare fiyatı 16.86 euro olarak kaydedildi. Değerli izleyicilerimiz, baktığımız zaman en çok konut sorununun yaşanmış olduğu iller şunlar: Leipzig, Köln, Hamburg, Düsseldorf, Münih en çok ev bulmanın zor olduğu kentler olarak göze çarpıyor. Bunun yanı sıra Frankfurt da aynı şekilde ev bulmanın en zor olduğu kentlerden bir tanesi. Değerli izleyicilerimiz, bakın geçen yıl Berlin'e toplamda 86 bin insan göç etti. Ancak Berlin'de yapılan konut sayısı 17 bin. Yani arada neredeyse 59 bin civarında bir açık var. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz, Almanya'nın diğer kentlerinde de aynı durum var. Evini değiştirmek zorunda olan, yeni bir ev tutmak zorunda olan herkes için artık çok büyük bir sorun. Bundan sadece 10 yıl önce Almanya'da çalışanlar aylık kazançlarının sadece %35'ini kiraya, yani barınmaya harcıyordu. Bir kişi örneğin 2000 euro para alıyorsa yaklaşık 700 eurosuyla hem kirasını ödüyordu hem de faturalarını ödeyerek geri kalan parayla da çok kolay bir şekilde geçinebiliyordu. Ancak Almanya'da bu oran artık %65'e kadar gelmiş vaziyette. İnsanlar şu anda barınabilmek için 2000 euro geliri olan bir kişi en az 1300 euro harcamak zorunda aylık. Geri kalan parayla da geçinmek zorunda. Eğer sosyal yardım almıyorsa bu maaşla geçinebilmesi gerçekten çok zor. Şimdi değerli izleyicilerimiz, bakın yeni bir dünya düzeninin içerisindeyiz. Özellikle de koronavirüsle beraber ekonomik olarak toplumların orta geliri dediğimiz işçiler, emekliler maalesef büyük bir ekonomik sıkıntının içerisine girdi. Ekonomisi bozuk olan ülkelerde de, mesela ana vatanımız Türkiye'den örnek vermek gerekirse de, işçiler asgari ücretle geçinmek zorunda olan insanların durumu ve de emeklilerin durumu daha da ağırlaştı. Bakın Türkiye'de şu anda çok büyük bir sosyal sorun yaşanıyor. Nedir bu? Ev sahipleriyle kiracılar arasında çok büyük kavgalar, davalar var. Adliyeler şu anda Türkiye'de kiracılarla ev sahipleri arasındaki davalarla dolmuş taşmış vaziyette. Devlet diyor ki Türkiye'de %25 oranında zam yapabilirsin diyor ve kenara çekiliyor. Ama Türkiye'deki gerçek enflasyon %150'nin üzerinde. Açıklanan enflasyon %57 ama markette, çarşıda, pazarda %150'nin üzerinde bir enflasyon var. Bakın ev sahipleri de haklı, kiracılar da haklı, ancak görünen şu ki
bu sorun Türkiye'de 5 yıldan önce çözülmeyecek. Bakın yurt dışında yaşayan ve Türkiye'de evi olan vatandaşlarımız da şaşırıp kalmışlar. Diyorlar ki biz Türkiye'den uzaktayız. Kiracım 2-3 bin lira kira ödüyor. Bu kira 2-3 kişinin yemek parası. Haklı mı? Haklı. Ancak kötü niyetli kiracılar da var. Diyor ki devlet %25 dedi. Ben %25'ten yukarıya arttırmam diyor. 2000 lira kira veriyor. Diyor ki ben 500 lira arttırırım diyor. 500 liraya Türkiye'de gidelim 3 kişi yemek yiyemeyiz. Yani hakkaniyetli bir şekilde adım atmak gerekiyor. Haklı olan kiracılar da var. Haklı olan ev sahipleri de var. Bu sorun 5 yıldan önce çözülmeyecek. Görünen bu değerli izleyicilerimiz. Şimdi şunun bilinmesinde fayda var. Bakın. Dünyanın en zengin ülkelerini anlatıyorum. Almanya'yı, Fransa'yı, Hollanda'yı, Amerika'yı, Kanada'yı, Avustralya'yı. Bunlarda da çalışanların en büyük gider kalemi kira arkadaşlar. Faizler yükseldi. Ev sahibi olmak hayalden öte başka bir şey değil arkadaşlar. Şu anda 20 yaşında bir kişi eğer konut kredisi alırsa ömrünün neredeyse 30-35 yılını bu krediyi ödemekle geçirecek. Bu insani değil, kapitalist sistemin insanlara dayatmış olduğu akıl almaz büyük bir işkence bu. Düşünebiliyor musunuz? 30 yıl boyunca bu krediyi ödemek zorundasın. Amerika'da dünyanın en büyük süper gücü. Son bir yılda arkadaşlar konut faizleri minimum %100 arttı. %2, %3 iken şu anda %8,5'lara kadar dayandı. Maalesef değerli izleyicilerimiz bu tablo önümüzdeki günlerde daha da ağırlaşacak. Üzülerek anlatıyorum bunları. İnsanların en temel sorunu şu anda barınma ihtiyacı. Aslında en temel ihtiyacı. Maalesef öyle bir noktaya geldi ki şu anda geçinebilmek kolay değil. Bakın bizi Türkiye'den izleyen bazı kıymetli izleyicilerimiz yurt dışında yaşayanlara şu yorumu yapıyorlar. Sizin işte yediğiniz önünüzde yemediğiniz arkada siz krallar gibi yaşıyorsunuz diyorlar. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Eski Almanya kalmadı. Eski Avrupa kalmadı. Bunları anlatırken de Türkiye ile kıyaslamıyorum ben. Türkiye ile Almanya ekonomisi kıyaslanmaz. Şunun için anlatıyorum bunları. Her yerde geçinmek artık zor. Zor arkadaşlar. Şu anda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de ev sahibi olması da zor. Evet, fiyatlar Türkiye'de anormal derecede uçmuş vaziyette. Anormal bir durum var. Şimdi değerli izleyicilerimiz çok çok önemli bir konuyu ele alacağız. Eğer siz de gelecekte bir gün gelecek diyenlerdenseniz şimdi anlatacaklarımı lütfen dikkatlice izleyiniz. Çünkü özellikle ev hanımlarına sesleniyorum. Türkiye'ye gitmeden ve geçmişte hiçbir şekilde Türkiye'de sigorta girişiniz olmadan artık emekli olabilirsiniz. Peki Türkiye'ye gitmeden işlemlerinizi nasıl yapacaksınız? Nasıl emekli maaşına kavuşacaksınız? Şimdi anlatacaklarımı lütfen dikkatlice takip ediniz. Çünkü 40 yılda bir ayağınıza gelen çok büyük bir fırsat var. Sakın ola ki hem beyler için söylüyorum hem de hanımlar için söylüyorum. Bu fırsatı kaçırmayın. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız, mavi kartlıysanız, pembe kartlıysanız, çifte vatandaşsanız ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup yurt dışında yaşıyorsanız artık sizin de Türkiye'de emekli olma zamanınız geldi. Siz de emekli olabilirsiniz. Özellikle yurt dışında yaşayan ev hanımlarına ve çocuğu olan hanımefendilere sesleniyorum. Siz yaşamış olduğunuz ülkede hiç çalışmasanız dahi, Türkiye'de geçmişte hiç sigortanız olmasa dahi siz de emekli olabilirsiniz. Özellikle çocuğu olan hanımefendilere söylüyorum. Siz Türkiye'de çok daha kolay emekli olabilirsiniz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'de geleceklerini garanti altına almak istiyorsa hem kendileri için hem eşleri için hem de çoluk çocuğu için geleceğe dair bir adım atmak istiyorsa bu emeklilik fırsatını kesinlikle kaçırmayın. Biliyorsunuz emeklilik o kadar önemli bir şey ki hayatta bir sefer olan bir şey, son nefesimize kadar da emekli maaşı bizimle gelen bir para. Hatta vefat ettikten sonra eşimize ve çocuklarımıza da kalan bir para. O nedenle emeklilik Türkiye'de bizim en önemli garantimiz. Kıymetli izleyicilerimiz, peki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'ye gitmeden nasıl emekli olacaklar, nasıl emekli maaşı alacaklar? WhatsApp hattını, telefon numarasını hemen telefonunuza kaydediyorsunuz ve şu mesaj atıyorsunuz. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum veya
ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye mesaj atıyorsunuz. Artık Türkiye'de emekli olmak için dünyanın neresinde olursanız olun Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Sizin de tüm işlemleriniz Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları tarafından yapılacak. Şimdi hemen mesaj gönderdiğinizde WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size yanıt verecekler ve sizin bilgilerinizi aldıktan sonra size bir hesap numarası verecekler. Bu hesap numarasına hem danışmanlık için hem de tüm işlemlerinizin yapılması için sadece 150 euro ödeyeceksiniz ve geleceğe dair çok çok önemli bir adım atacaksınız. 3-4 kişinin yemek parasına Türkiye'de geleceğinizle ilgili adım atmış olacaksınız. Dünyanın neresinde olursanız olun. Ödemenizi yaptıktan sonra size bir randevu günü ve saati verilecek. Bu randevu günü ve saatinde Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları sizi WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arayacak ve sizinle ilgili çok önemli bir çalışma yapacak. Devlete en az parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınız çıkartılacak ve emeklilikle ilgili diğer tüm detaylar da size anlatılacak. Daha sonra ikinci bir randevu verilecek. Bu ikinci randevuda uzmanlarımız yine sizin emekliliğinizle ilgili tüm araştırmalarının neticesini, çalışmalarının neticesini size aktaracak. Siz emekli olmayı kabul ettiğinizde yine Türkiye'ye hiçbir şekilde gitmenize gerek kalmadan tüm müracaatlarınız, tüm dilekçeleriniz, tüm başvurularınız Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılacak ve siz emekli maaşınıza kavuşacaksınız. Artık yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kapı kapı gezme dönemini bitiriyoruz. 3-4 bin euro birilerine danışmanlık ücreti ödeme dönemini de bitiriyoruz. Yurt dışında yaşıyorsanız siz de bu büyük hizmetten yararlanabilirsiniz. Artık düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Telefon numarasını hemen telefonunuza kaydedin ve emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye hemen mesajınızı gönderin. Artık düşünme zamanı değil, artık geleceğinize adım atma zamanı. Bugüne kadar bizlere güvenerek emeklilik danışmanlığı alan ve tüm işlemlerini yaparak emekli maaşına kavuşan tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İşlemleri devam eden vatandaşlarımız var. Onlar da kısa bir süre sonra emekli maaşına kavuşacaklar. 40 yılda bir ayağınıza gelen bu büyük fırsattan sınırlı sayıdaki vatandaşımız istifade edecek. Siz de bu şanslardan bir tanesi olmak istiyorsanız cep telefonu numarasını telefonunuza kaydedin ve WhatsApp'tan hemen mesajınızı gönderin. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun. Güzel bir geleceğiniz olsun. Sevdiklerinizle beraber sağlıklı, mutlu günleriniz olsun. Hoşça kalın.